Merhabalar. Tadımlık Belgesellere hoş geldiniz. Bir önceki videomu izleyenler hatırlayacaklardır. Sizleri Kula'ya götürmüş ve Kula'nın o sempatik sokaklarında, o güzel evlerinin bulunduğu sokaklarda bol bol gezdirmiş, Kula hakkında bilgiler iletmeye çalışmıştım. Ve o zaman bir söz vermiştim. Bir dahaki sefere yine Kula'da buluşalım. Ancak bu sefer Kula'nın çevresinde coğrafyasına bir bakalım. Çünkü orada çok enteresan, çok ilginç şeyler olmuş eski tarihlerde. Volkanik etkinlikler. Volkanik etkinlikler bugün Anadolu coğrafyasında yaşanmayan, burada yaşayanların sonuçlarını pek bilmediği etkinlikler. Dolayısıyla hep çevresinde görmüş Anadolu'da yaşayanlar bu tür etkinlikleri. Ancak bu kadar tektonik plakalara yakın olan, depremler yaşayan, kırıkları bulunan, aynı zamanda o yüz binlerce yıl içerisinde çeşitli plaka hareketleriyle kıvrılıp büzülen, dağları oluşturan bu topraklar volkanları da yaşadı. Volkanik etkinlikler de oldu. Örneğin Ağrı, Erciyes, Hasan Dağı ve şimdi bugün size anlatacağım Kula volkanları hep bunların bir sonucu. Volkan etkinlikleri yaşandı bu coğrafyada. En sonuncusu da zaten Kula. Kula'da son volkanlar patladığında insanlar bunları gördü. Ancak yazılı tarih, o insanın medeniyetinin yükseldiği dönemler değildi. Dolayısıyla bir yere kaydedemediler ve zamanla bu olaylar unutuldu. Daha sonraki dönemlerde, tarih dönemlerinde burada yaşayanlar arazinin bu olağanüstü durumunu gördüler. Bir açıklama getirmekte zorluk çektiler. Bunun üzerine bir takım efsaneler, mitoslar gelişti bu bölgeyle ilgili olarak. Bunlardan bir tanesi hemen kısaca size aktarmaya çalışayım. Şöyleydi. Gea'nın Tartarus'tan olma oğlu Tifon işte tam da bu bölgede yaşıyordu. Tifon'la Tanrıların Tanrısı Zeus arasında çok eskilere dayanan bir çekişme vardı. Birbirlerini hiç sevmezlerdi. Ve bir gün Zeus ve Tifon şimdi Kula'nın bulunduğu bu coğrafyada karşı karşıya geldiler. Bu bitmek bilmeyen bir çarpışmaydı. Çünkü ikisi de ölümsüzdü. Çarpışmaları çok uzun sürdü. Tifon yürüdüğü zaman ağzından buharlar, dumanlar saçan bir ejderhaya benziyordu. Adımlarının her birisinde etrafa ateşler, kıvılcımlar saçılıyordu. Dolayısıyla korkunç bir yaratıktı. Ağzından siyah yılan şeklinde dilleri uzanıyordu. Yani bütün bunlar bize o volkanın hareketlerini çağrıştıran şeyler. Nitekim çarpışmaları bitmedi. Sonuçta öyle ki Olimpos'taki diğer tanrılar bu çarpışmalardan rahatsız oldular, Mısır'a kaçtılar. Çarpışmanın galibi Tifon oldu. Tifon, Zeus'un kaslarını keserek bir mağaraya kapattı onu. Ancak Zeus diğer tanrıların yardımıyla bu mağaradan kurtuldu ve tekrar Tifon'la çarpıştı. Bu kez onu yenmeyi başardı. Anadolu'da onu kapatacağı bir yer aradı ancak bulamadı. Onu Sicilya'ya kadar sürdü ve orada bir dağın altına kapattı ve üzerine o yüksek kayalığı koydu. İşte o kayalık dediği şey bugün Etna Yanardağı'nı ifade ediyor. Yani Tifon Etna Yanardağı'nın altında o müthiş galerilerde hala varlığını devam ettiriyor. Ancak Kula'da geriye bir savaş alanı, yanmış yıkılmış topraklar kalmış. Amasyalı Strabon, tarihçi ve coğrafyacı, o da bu hikayeyi duymuştu. O günlerde coğrafya ile ilgili, yanardağlarla ilgili özel olarak çalışmalar yapıyordu. Bu yapıyı anlamaya gayret ediyordu. Nitekim bununla ilgili olarak Sicilya'da Etna Yanardağı'nı incelemiş ve oradan geri gelirken Kula'ya uğramayı planlamıştı. Bu topraklara geldiğinde gerçekten o da çok şaşırdı. Ancak bir takım bilgileri zaten artık biriktirmiş durumdaydı. Yani doğayı yavaş yavaş anlamaya başlamıştı Strabon. Gerçekten burası efsanenin geçtiği yer gibi görünüyordu ama bir başka açıklaması mutlaka olmalıydı. Gerçekten
İnanılması güç bir coğrafya burası. Aktif yanardağ bölgelerinde, özellikle İtalya'da Etna yanardağı çevresinde dikkatli gözlemler yapan Strabon, 2000 yıl önce şu an benim de içinde bulunduğum Kula bölgesine gelir ve gördükleri karşısında şaşkınlığa düşer. Her yer bir defa da yanmış gibidir. İlk önce bu bölgeye bir isim verir. Kata Kekaumene, yani yanık ülke. Sonra da çevrede gezmeye başlar. Ona göre burası 10.000 yıl önce yanardağlar tarafından bu hale getirilmiştir. Strabon çok haklı olarak bu bölgeye geldiğinde bundan 20 milyon yıl önce Ege Denizi ve Anadolu'nun batı kesimlerinde başlamış olan volkanizmadan haberdar değildi. O daha çok volkanizmanın yeni olduğu bölgelerde dolaştı. Belki de buralara da gelmiştir ama hiç zannetmiyorum ki karşıdaki dağların da yükseltilerin de birer volkan olduğunu anlayabilsin. Çünkü zaman içerisinde onlar artık yuvarlaklaşmışlar, düzleşmişler hatta, kalkan dediğimiz şekle gelmişler. Biz de 20 milyon yıl önceki volkan izlerini göremiyoruz. Bu izler yaklaşık olarak 1 milyon 100 bin yıllık. Yani Kula bölgesi volkanizmasının birinci adımı. Çok şiddetli bir devre değil ama çok kül çıkartmış olan bir devre. Batı Anadolu'da Gediz Vadisi ile Demirköprü Barajı arasında kalan yöre, görülebilen 3 ayrı döneme ait volkan konileri, lava akıntıları, bazalt yapıları ve tüf örtüsüyle genç volkanizmanın başlıca yapılarını sergiliyor. Aslında Anadolu'nun başka yerlerinde ve dünyada sıkça görülen volkanizma izleri, Kula ve çevresinde doğanın ilginç biçimlendirmeleri, yeryüzünün görülemeyen derinliklerini görünür hale getirmesiyle benzerlerinden farklı hale gelmiş. Binlerce yıl süren selleri durduracak ne doğal bir engel ne de toprağı sıkıca tutacak bir bitki örtüsü olmayınca çatlaklar derinleşmeye, çevre görüntüsü değişmeye başlamış. Erimiş kayalardan oluşan magma, yeryüzünün kırık ve boşluklarında ilerleyerek yüzeye yaklaşır. Eğer güçlü katmanların varlığı yüzünden yeryüzüne yaklaşamazsa, magma koridorlarında sabit hale gelir ve büyük kütleler halinde katılaşır. Bazen erozyon bu masif tepeleri yeryüzünde görünür hale getirebilir. Hem de görenleri çok şaşırtabilecek formlarda. Dünyada en güzel örnekleri Kuzey İrlanda'da devler yolunda olan bazalt sütunlardan Kula'da da var. Yeryüzüne çıkamayan lavlar yerin derinliklerinde soğumaya başlıyorlar ama bu soğumanın yavaş yavaş gerçekleşmesi lazım. Sonunda lav kütleleri yaklaşık olarak %5-10 arasında kütlelerinden kaybediyorlar ve boyuna çatlaklar meydana geliyor. Yapıları gereği bu çatlaklar beşgen, altıgen, sekizgen sütunlar oluşturuyor. Sonuçta işte bu güzel yapılar ortaya çıkıyor. Kula'da başka yerlerde de çok sayıda bazalt sütun görmek mümkün. Kula volkanizmasının 3 aşamada gerçekleştiğini daha önce söylemiştim. İleride 2 tane volkan görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Elekçi Tepe, diğeri de Hoca Hasan diye adlandırılmış. İkinci dönem volkanizmasına ait koniler bunlar. Bu dönem yaklaşık olarak 200-300 bin yıl öncesini ifade ediyor. Oldukça şiddetli patlamaların olduğu bir dönem. Hatta birinci dönemden daha da şiddetli patlamalar olmuş bu dönemde. 2.6 kilometre küp malzeme bu coğrafyaya, etrafa dağılmış. Volkanik arazide zaman zaman tüneller ve mağaralar, küçük kovuklar göze çarpıyor. Bunların da oluşum hikayesi çok ilginç. Lavlar sıcakken yanardağdan eteklere doğru ve platoya doğru akıyorlar.
bu akış sırasında atmosferik şartlarla lavların üst kısmı alt kısımlara göre daha çabuk soğuyor. Alt kısım akmaya devam ediyor ama üst kısım katılaştığı için bir kemer halinde o akan lavın üstünü örtüyor. Daha sonra akış kesildiğinde burada bir boşluk kalıyor, bir tünel. Bunların çoğu çökmüş, bu sağlam kalanlardan bir tanesi. Ve geldik üçüncü ve son evreye. Bölgede son volkanizma bundan yaklaşık olarak 10-15 bin yıl kadar önce meydana geldi. Bu oldukça yeni sayılabilir. Bu sırada 8 yeni tüf konisi oluştu. Diğer konilerden de lav çıkışları meydana geldi. Bu oldukça akışkan bir malzemeydi ve çok geniş alanlara yayıldı. Bugün kulayı çok ilginç kılan görüntüleri oluşturdular. Strabo'nun da hayretle izlediği görüntülerdi bunlar. Üçüncü ve son dönem patlamalarındaki en önemli olay, volkanik etkinliklere prehistorik insanın tanık olması, ılık ve ıslak küller üzerinde dolaşarak ayak izlerini bırakmasıdır. Kula tüm bu saydıklarımın yanı sıra bir de böyle mucizevi bir buluntunun ev sahibidir. Yerin derinliklerinden gelen büyük gürültüler, sonra yamaçlardan aşağı yuvarlanan kızgın, kızıl renkli kayalar, depremler ve daha birçok insanı etkileyebilecek olaylar gerçekleşiyor volkanizma sırasında. Son dönem volkanizmasında yaklaşık 16 ila 20 bin yıl önce prehistorik dönem insanları bu olaylara şahitlik ettiler. Büyük bir ihtimalle bölgenin yapısından dolayı sığınacak yerler buldukları için, biraz da ılıman bir iklime sahip olduğu için buralara yerleşmişlerdi. Ancak bu patlamalar başladıktan sonra çok korktular büyük ihtimalle. Patlamalar dindikten sonra da neler olduğunu anlayabilmek için çevrede dolaştılar. İşte bunu yaparken ıslak kül tabakaları üzerinde ayak izlerini bıraktılar. Aramış olduğunuz ayak izleri bunlar olsa gerek Rıfat Bey. Ya ne kadar kıymetli izler bunlar şimdi. Artık arazide de bulmak imkansız hale gelmiş. Evet. Ne güzel iki tanesini saklamışsınız. Daha önce de söylediğimiz gibi bir tesadüf eseri ortaya çıkan bu izler bir erkeğe ait olabilir diyor bilim adamları. Ama yanında çocuk izleri, hayvan izleri de var. Hatta bazen yorulmuşlar, oturmuşlar, biraz dinlenmişler. Bütün bu izler arazide bulunuyor. Kalın bir örtünün altında yine devam eden başka izler bulunabilir zaman içerisinde. Kula'da jeopark bölgesinde volkanların sebep olduğu değişiklikleri görebilmek için pek çok gezi yaptık. Bir şeyi görmedik. Volkanların büyük bir şiddetle püskürdüğü, malzemelerini çevreye fırlattığı o müthiş şeyi, kalderayı görmedik. Bir volkanın tepesine çıkıp içeriye doğru şöyle bir göz atmadık. Arkamda sandal divlit var. Buranın en çok bilinen volkanlarından bir tanesi. Aynı zamanda uysal yanları var. Dönerek tırmanan bir patikası var. Bu patikayı takip ederek bu kalderaya tırmanmak istiyorum ve şu kızgın yanardağın o kraterine de şöyle bir göz atmak istiyorum. Bir volkana tırmanmak ve kraterinden içeriye bakmak. Bunu Etna'da veya aktif Hawaii volkanlarında yapmak mitolojiye göre bir zamanlar Kula'da yaşadığı ve Tanrı Zeus'la yaptıkları sonu gelmez çarpışmalar yüzünden Kula çevresini yakıp simsiyah yapan öfkeli yeraltı yaratığı Tifon'un ağzına başınızı sokmaktan farksız olurdu. Neyse ki bu feci yaratığın Yüce Zeus tarafından buralardan kovulmasının üzerinden binlerce yıl geçti.
Sandal Volkanı, bundan 10-15 bin yıl önce meydana gelen son volkanizma hareketlerinin bir ürünü. O dönemlerde işte bu kraterin kenarında olduğumu hayal ediyorum ki bu hayal etmesi bile çok zor bir şey. Aşağıda kırmızı lav kütlesi mutlaka fokurduyordu. Hatta zaman zaman meydana gelen patlamalarla bu kütle gökyüzüne doğru fışkırıyor. Sonra lav topakları halinde bir yağmur gibi aşağıya yağıyordu. Onun etkilerini küçük taş parçaları ve kaya parçaları olarak görebiliyoruz. Yine arkamda lav tünelleri var. Bu lav tünellerinden çıkan lavlar arkamdaki geniş ovaya yayıldı. Bugünlerde biraz ehlileşmiş. Çünkü uzun zamandır ses seda yok sandaldan. Kenarlarında yeşillenmeler olmuş. Bunlar doğal bitkiler. Ayrıca derinliği de azalmış. Şu anda 40-50 metre civarında. Erozyonla içi biraz dolmuş. Burası bölgeye gelen ziyaretçiler için unutulmaz bir yer. Tabii ki benim için de öyle. Belki böyle bir şeyi bir daha yapmayabilirim. Evet, o gün biraz umutsuz konuşmuşum. Belki bir kez daha bir yanardağ bulup şöyle kraterden içeriye bakamam diye düşünmüşüm herhalde. Ancak fırsat elime geçerse inanın bunu bir kez daha yapmayı çok istiyorum. Hele aktif olursa daha iyi olur. Bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki sefere başka bir videoda tekrar buluşalım. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.